Doplerle ilgili çok fazla soru var hocam. Dopler de bütün damarlarımızı gösteriyor mu? Orada bütün sinyaller var mıdır sağlığımız anlamında diye. Çünkü doktora gittim, bir Doppler çekisi bir bakalım sonucunu söyleriz denildiği için Doppler yeterli mi diye soralım hocam. Ya da destekleyici diğer saydığınız tetkikler de gerekir mi? Doppler muayeneden sonraki ilk Evet. başvurduğumuz tetkik yöntemi. Elbette kansız olması, maliyetinin düşük olması, hastaya bir acı vermemesi gibi avantajları var. Ancak şunu söylemek gerekir ki net bir şekilde damarın ayrıntılı bir şekilde bizim tomografide gördüğümüz netlikte veya anjiyografide gördüğümüz netlikte bir damar görüntülemesi söz konusu değil. Ama kimden şüphelenmeliyiz? Kimi daha ileri noktaya araştırma ihtiyacı duymalıyız. Bu yönden bizim için çok önemli bir tetkik. Dolayısıyla ses dalgalarını kullandığımız hem damarın görüntüsünü, yani daralmış bir damarın görüntüsünü, hem de içinden kan akımının geçiş hızına bakarak damarın çeperinde bir daralma söz konusuysa Evet. içinden kanın geçişi hızlı olur. Dolayısıyla bunu Doppler yöntemiyle tespit ederek burada bir darlık olduğunu tespit edip daha ileri tetkiklere hastamızı yönlendiririz. Bu ekokardiyografi Doppler şeklinde kalp ekosuyla da benzer bir tetkik. Yani her ikisi de ses dalgalarını kullanmak suretiyle yapılan bir teknik inceleme. Birisinde kalbe bakılıyor, hem ultrasonografi hem Doppler kısmıyla. Diğerlerinde de elbette arterlerimize veya venlerimize, atar damar veya toplar damarlara bakma imkanımız oluyor. Önemli bir tetkik. Çünkü demin de söylediğim gibi kansız, acısız ve maliyet açısından da nispeten daha ucuz bir tetkik.